Herkese merhabalar, bakalım kartı o zaman. Yeniden hoş geldiniz millet. Bugün FIFA 16 Ultimate Team'e devam ediyoruz. Paket açılımı yapacağız ve ardından online maç yapacağız arkadaşlar. Evet, online maç oynanıyor artık. Yani bir dakika, şöyle hemen arkadaşlar, istiyorsanız bir kadromuza bakalım. Göstereyim yani değişiklik. Çünkü ara ara kesitler yapabilirim. Çünkü çok uzun sürüyor. Fark ettiyseniz böyle çok azıcık bir kaspa yapabiliyor. Şimdi kulübümüze adımızı koyalım artık. Büyükşehir Belediye Roma Spor FIFA 16'ya gelsin. Evet, bu benim Master League'de kullandığım bir isim. Bu arada Türkçe karakter olmuyor mu? Evet, maalesef olmuyor. O zaman Büyükşehir Belediye Roma Spor mu yapsak? Ne yapsak? Anlamadım. Bir dakika, şöyle çok gıcık söylem oldu ama. Büyükşehir Belediye... Geri. Evet, o zaman BB Roma Spor yazalım ki Büyükşehir Belediye Roma Spor olsun. Yani o çok uzun isim olduğu için kabul etmiyor. Keşke kabul etseydi. Ama yapacak bir şey yok. Bize böyle sınırlama koyanın ben ta buradan Roma Spor'dan selamlar. Neyse, olmadı, bu Rom Spor oldu. Rom Spor ne lan? Şimdi bu da benim Master League'de kullandığım takım adı arkadaşlar. PES oynuyordum biliyorsunuz genelde ve bu arada arkadaşlar kısaltmayı da yaptılar. BBR güzel. Evet, bunları değiştiremiyoruz zaten, bunları biliyorsunuz ki paket alarak öyle açarak. Stadyum, top, forma, logo, asaforos, top, bilmem ne, yani bunları değiştiremiyorsunuz. Aynı şeyleri bir daha söylememe gerek yok. Evet. Bu arada dedim, orada kaldım. Alman spiker, benim PES'te en çok sevdiğim bir spiker vardı. Alman spiker ki herkesin bildiği bir spiker. Arkadaşlar FIFA 16'da. Yani o yüzden Almanca oynuyorum. Söyleyeyim, zaten genelde Almanca oynarım. Yani spiker olarak. Çünkü daha heyecanlı anlatıyorlar arkadaşlar. İngiliz spikerler gibi biraz şey değil. Nasıl desem. Çok kuralcı değiller. Ara ara gülebiliyorlar ve farklı şeyler söyleyebiliyorlar. Tabi anlıyor musunuz bilmiyorum ama ben de tam olarak anlamasam da o spikeri kullanıyorum. Arkadaşlar şimdi şöyle bir bakalım. Kadroda zaten oyuncu diye bir şey yok. Evet, online maç buradan yapabiliyoruz arkadaşlar ama ilk başta paket açacağım. İlk başta şöyle göstermek amacıyla bir deneyelim. Olmazsa yani açılırsa gireceğim ama açılmazsa iptal edeceğim. Biraz fazla uzun sürecek galiba. Bilmiyorum, daha hiç denemedim arkadaşlar. İlk defa sizle beraber deneyeceğiz. Bakalım bir rakip bulabilecek mi? Bulamazsa geri dönüp paket açacağız. Zaten o ilk arkadaşlar başlangıç paketlerini siz de açmış olmalısınız ki zaten yani ilk başta veriyor başlangıç paketi, değil mi? İlk 3 tane paket veriyor. O rakibe bağlanıyor galiba, girecek. Ben iptale bastım. Çok güzel, böyle devam edelim. Evet, neyse, biz mağazaya gelelim arkadaşlar ve paket açılımına başlatalım. Buradan değil tabi, paketlerimden. Paket açsak mı? Evet, bastım gençler. Nadir. Bu nereden çıktı ya? Adam akıllı oyuncu ver bana. Başka kim? Arkadaş kimse yok mu ya? Korcan Çelikay. Ne yapayım lan ben onu? Geç bunları, geç. Bir tane daha basıyoruz gençler, olmadı. Şöyle bir forvet falan gelsin en azından, ne bileyim, ileride daha etkili olabiliriz. Güzel. Mandzukic. Tam da yani, ne istesem ulan, keşke başka bir şey isteseydim, neyse. Evet, bunları da arkadaşlar ben yerleştireceğim daha fazla sıkmamak adıyla size. Ondan sonra maça geçeceğiz. Evet. Şimdi bunları ayarladık gençler. Orta sahada zaten bir oyuncumuz vardı, iyi bir oyuncumuz. Barcelona'dan ve Juventus'tan. Diğerleri zaten olmasa da olur. Ne yapayım yani. Sağ bekimiz biraz kötü ama onun ilerleyen zamanlar onun yerine başka bir adam bulabiliriz. Bronz paketleri. Bu arada kesebilirim dedim ama bronz paketi göstermeyeceğim. Galiba onu keserim ben. Açtığımız. Gerçi göremediniz ama zaten bir bok çıkmadı. Şimdi şöyle devam diyelim. Ve maça giriyorum arkadaşlar. İlk online maç. Mandzukic'in çıkması, yani bir forvet oyuncusunun çıkması çok iyi oldu. Çünkü genelde forvetler biraz sıkıntı oluyor. Bu arada buldu arkadaşlar, rakip forma seçiyor. Biz de başladık ama hala bekliyoruz elemanı. Evet. Güzel. Oyuna girmeyiz. Şu an başlattık. Bakalım kaç dakika bekleyeceğiz bilmiyorum. Şöyle bir bekleyelim bakalım. Adamın da 2 galibiyeti var. Bizim de 4 galibiyeti. Bunlar normal single player galibiyetleri olsa gerek. Bilmiyorum. Tabii belki online oynamıştır. Evet. Maç başlamak üzere gençler. İlk online maçımız FIFA 16 Ultimate Team.
Android üzerinden oynadığımız, bu arada kulaklarınız gitti herhalde çünkü benim bile kulağım çınladı yani. Evet, maç başlamak üzere. Manzo geç topun başında ve maç başladı. My Club ve Büyükşehir Belediye Roma Spor karşılaşması başladı. Dakika 3 başladı diyoruz ama dakika 3 diyoruz aslında. Sol kanata doğru ne yapıyoruz? Bu arada fark ettiyseniz işte böyle spikerde arkadaşlar böyle küçük bir kasma yapıyor. Bu da oyunu zorlaştırıyor. Ara ara düzeliyor. Aynen şu şekilde olduğu gibi. Orta gelirse içeri çok tehlikeli olacak. Uzaklaştırdık. Mandzukic. Müthiş çalım. Boradan sıyrıldı. Önünü attı. Alabiliriz tehlike. Şimdi. Gancho'la. Neyse ne boksa. Vur. Vur. Gol geldi. Gol geldi, ilk şut. İlk şut. 1-0. Büyükşehir Belediye Roma Spor 1-0 önde. Bu arada bu benim kullandığım renklere benziyor. Gerçi bordo sarıydı benimkisi ama bu da turuncu sarı olmuş. İlerleyen zamanlarda Roma'nın formasını geçireceğim ona. Gerçi ben Roma'yı sevmem pek ama. Dalgasına yazdığınız bir futbol takım ismi oldu. Jokic. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Lustig mi? İyi oyuncudur ama, iyi bir sağ bek. Celtic'te. Menza. Bu sene Fenerbahçe ile karşılaştığı zaman artık görür müsünüz bilmiyorum. Hala oradaysa tabii bilmiyorum. Gerçi ilk başta gösteriyordu onları ama bakmadan geçtik. Ebert. 10 numara. Evet, 10 numaraya yakışır bir pas oldu bu, centilmenlik örneği. Und Song. Song uzun oynadı şimdi sol kanada. Boye. Karşıda da onu Mensah. Mensah daha doğrusu, Mensah ne? Mandzukic. Mandzukic. Müthiş bir pas ama hareketlenmiyor. Sol kanat oyuncusunda bir olay var. Bu arada tabi takımda kimya diye bir şey yok şu an. Aman Allah'ım, o nasıl bir şut. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım, sen vurma. Sen vurma. Bora. Bora lan bu Türk. Ne Borası? Bora değil yani, Bora. Merhaba, ben Bora dedi. Önünü şöyle bir açtı ama Büyükşehir Belediye Roma gayet şu an iyi oynuyor yani. Şu an diyelim, gayet demeyin. Mandzukic orta açtı içeriye. Kafa vuruşu gelmedi. Roma bastırmaya devam. Adamlar sadece şu an bir kez geldi. O da galiba şutları yok değil mi? Mandzukic. Mandzukic. Gonçalo Paciencia mı? Paciencia mı? Nasıl okunuyor bilmiyorum. İlk yarı bitti. 1-0 önde kapattık. Büyükşehir Belediye Roma Spor My Club karşısında 1-0 önde. Evet, bu videodan sonra herhalde gidip benden daha iyi oynayacağınızı kanıtlamak olmak amacıyla gidip bir maç yapacaksınız büyük ihtimalle. Arkadaşlar biraz kasıyor yani, oynanmıyor açıkça söyleyeyim. Ama kayıtla alakalı bir durum herhalde o. Normalde olur mu bilmiyorum, denemedim çünkü hiç maç yapmadım yani kayıtsız. Sadece normal maç yaptım, online'lardan bahsetmiyorum. Normalde kasmıyordu yani, öyle bir şey yoktu. Yani zaten fark edebiliyorsunuzdur küçük bir şey. Bu arada diğer cihazlara da uyumlu hale gelecekmiş herhalde arkadaşlar. Yavaş yavaş geliyor fark ettiyseniz. Benim söylediğim gibi yavaş yavaş tüm cihazlara uyumlu hale gelecek. Mandzukic. Kaptırdı. Geriye döndü Romero. Romero alabilirsek. Koş. Yetişemedik. Şimdi oradan bir top çalma. Uzaktan. Mensah. Çok kötü. Şut diye bir şey yok. Elemanda. Dakika 58. Büyükşehir Belediye Roma Spor 1-0 önde. Devam ediyor. Adamların stadı Camp Nou. Ve onları, daha doğrusu biz no camp derdik ama Rafinha. Boye. Boye kaptırdı Mensah. Şimdi geri oynadı. Ne? Oha oha ya. Faul diye bir şey yok orada ama neyse, artık olan oldu. Serbest vuruşu kullandı. Evet, nasıl bir serbest vuruş bu? Evet, bizim de yaptığımız, ondan bir farkı kalmadı.
Rafinha. Hof. Hof mu? Hof mu? Ebert. Şimdi sola çekti, sağa çekti. O da bilmiyor galiba. Sanki oynamasını pek. Evet, harika. Müthiş bir pas. Şimdi Mensah. Mensah. Mensah sağ oynadı. Mandzukic uzun oynadı. Uzun pas niye hareketlenmiyorsun? Niye hareketlenmiyorsun? Evet, bizim evet, oh, alamadım. Forvet'e bir eleman daha almamız lazım. Kale boş. Uzaktan patlatamadım. Uzaktan patlatamadım. Şimdi aşağıya. Oyna. Uzun oyna. Gel. Aşağıya. Vur. Gol. 2-0. Mandzukic. Dakika 77. Mandzukic. 2-0 oldu Büyükşehir Belediye. Romaspor 2-0 yaptı. My Club. Şaşkınlık içinde. Şok geçiriyor adeta. Bok gibi oynuyorlar ama açıkça söyleyeyim. Şimdi orta. Gelir mi? İçeri oynadı. Aman. Aman vurdurma. Aman 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 aman. Yani bu top gol olsa. Böyle basit bir golü. Yani çok kötü bir gol yiyecektik. Adam da bakıyor arkadaşlar. Biz golümüze bakmıyoruz. Adam bakıyor. Tabii. Yani sahiden böyle biri varsa. Neyse. Oha arkada bir faul var. Hoca! Uyuma ya! Hocanın saçlara dikkat. Yeni permal atmış. Rafinha. Şimdi Rafinha. Soldado. Adamların aslında hücumdaki oyuncuları gayet iyi. Fena değil. Soldado. Geçmedi. Şimdi aldık. Mikel Rico. Mikel Rico. Pacienza. Pacienza'ymış bu arada. Evet lan. Yani duymuştum o adamı. Evet maç bitti gençler. Büyükşehir Belediye Romaspor 2-0 kazanmış oldu. Daha doğrusu kazanmış olduk. Ve Mandzukic de işe yaradı. Yeni oyuncularımıza 2 gol ve 2-0 kazanmayı bildik arkadaşlar. Seri devam edecek. Ama aralıklı olarak tabii ki de çünkü paket açılımları ve online maçlar. Şimdi ilk hedefimiz 9. lige yükselmek olacak. 10. lig değil biliyorsunuz ki. Bir üst lige çıkmamız gerekiyor. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Bu arada bayağı bir jeton gelmiyor lan. Az geldi. Vallahi. Dediğim gibi gelecek bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bye bye.